Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 8 Nisan'da Türkiye saatine göre sabah 5:34'te 18 derece terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunaylar ayın ışığının üzerimizdeki enerjilerinin en güçlü bir şekilde ortaya çıktığı, duygusal, bedensel, zihinsel olarak daha fazla etkilendiğimiz dönemlerdir. Hem farkındalık verirler hem de bazı belirsiz olan konular Dolunay'da daha görünür hale gelir, netleşir. Bir tamamlanma, sonuç alma dönemleridir. Şimdi Dolunay terazide olunca tabii ki biraz da hani ilişki dinamikleri, insan ilişkileri, sosyal ilişkiler daha fazla gündemimizde olacak diyebiliriz. 24 Mart'ta Koç burcunda bir yeni ay doğmuştu. Aslında o yeni ayda başlamış olan girişimlerin, oluşumların görünür hale geldiği, netleştiği, sonuç verdiği bir dönemdeyiz. Terazi burcunun yöneticisi Venüs'tür ve bu Dolunay sırasında Venüs İkizler burcunda. O da aynı terazi gibi bir hava burcu İkizler'de. Bir diğer hava burcumuz Kova'da Mars ve Satürn'ü görüyoruz. Hava elementinin yoğun olduğu bir Dolunay enerjisi. Dolayısıyla hava elementi astrolojide sosyal konuları anlatır. İnsan ilişkilerini anlatır. İnsana dair konulardır. Bilgi paylaşımı, entelektüel paylaşımlar, bilimsel konular, her türlü sosyal kavramlar hava burcuyla, hava elementiyle ilgilidir ve bu Dolunay biraz daha bu konulara özellikle ışık tutuyor diyebiliriz. Evet, Türkiye an haritasında yükselende balık burcunu görüyoruz ve tam yükselen üzerinde bir Neptün var. Merkür balık burcunda. Neptün olunca biraz hani belirsizlikler, karışıklıklar, çok net olmayan koşullar, biraz kaotik durumlar da tabii ki aklımıza geliyor. Neptün ayrıca her türlü bağışıklık sistemimiz, işte bulaşıcı hastalıklar ve bunları da bir şekilde yönetir ki Merkür halen daha balık burcunda olacak Dolunay sırasında. Yani genel halkın sağlığı, insanların genel olarak sağlığıyla ilgili ve gündemimizde olan, dünya gündeminde olan özellikle koronavirüsle ilgili konu ve kavramlar tabii Dolunay'da yine çok fazla dikkat çekecek. Bu Dolunay, evet, sağlık konumundaki riskleri arttırabilir. Buna işaret ediyor. Ama bir yandan da özellikle Kova burcundaki Mars ve Satürn kavuşumu, İkizler burcundaki Venüs'ün yaptığı açı ve Terazi burcundaki Ay'ın yerleşimi, özellikle gruplarla ilgili, insan topluluklarıyla ilgili bilimsel anlamda çok güçlü bazı temasların, çalışmaların olduğunu da işaretçisi. Yani bilimsel çalışmalar, gruplar, özellikle Kova burcu bunu işaret ederken tabii ki birçok yeni gelişme, yeni haber, yeni oluşum ya da daha önceden yapılmış girişimlerin sonuç vermesi ve bunlarla ilgili dönüşümlerin de olması mümkün. Terazi işbirliklerini anlatır. Evet, insan ilişkilerinde evlilikler, özel ilişkilerimiz, yakın arkadaşlıklarımız, imza ve sözleşme gereken ilişkilerimiz terazi ile anlatılır. Hukuk, hak hukuk, adalet, sosyal vicdan gibi konular da yine terazi ile alakalıdır. Dünya üzerinde baktığımızda da ülkeler arası ilişkiler, politik ilişkiler, politika terazi konusudur ve tabii ki özellikle yine toplumsal kuruluşlar, işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, IMF falan, bunların hepsi aslında bir terazi oluşumudur ve dünya üzerindeki bu oluşumların, kuruluşların da bu Dolunay'da bazı önemli kararlar alması, bazı oluşumlar içerisinde yer alması, bazı yeni yöntemlerin gündeme gelmesi de mümkün görünüyor. Evet, Kova burcunda Mars Satürn var. Tüm insan etkileyen, kolektifi etkileyen, toplumları etkileyen, biraz daha insan hakları, özgürlükleriyle alakalı konularda zorluklar ve kısıtlamalar içerisindeyiz. Bunları zorunlu olarak yaşıyoruz. Bu zorlukların, bu baskıların, kısıtlamaların da bir şekilde belki biraz daha bu Dolunay'la beraber hafiflemesi, belki bazı çözüm yollarının bulunması, en azından Venüs'ün, İkizler Burcu'ndaki Venüs'ün yaptığı olumlu açı, kısıtlanan o seyahat ve iletişim alanlarında biraz daha belki çözüm yollarının bulunması, etkilenen alanların yine desteklenmesi, yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin ya da tıbbi anlamda özellikle
tedavi konusunda yapılan bilimsel çalışmalar, işte ilaçlar olsun, aşı konuları olsun, buralarda yapılan bazı bilimsel çalışmaların da bu dolunayda aslında görünür hale gelebileceği, belki bir keşif, bir buluş da tabii ki insanlık için söz konusu da olabilir. Yine dolunay enerjileriyle beraber. Evet, Mars'la Uranüs arasında tam bir dik açı var. 7 Nisan akşamı oluşuyor. Yani dolunayla hemen hemen aynı anda Mars-Uranüs karesi etkinleşecek. Mars Kova'da 5 derece, Uranüs 5 derece Boğa'da. Sert bir açı Mars-Uranüs karesi. İşte operasyonlar, ameliyatlar, kazalar, riskli durumlar, stres yaratan durumlar, tehlikeli durumlarla alakalı. Ve Mars-Uranüs karesi, özellikle Mars ve Satürn iki malefik şu an Kova burcunda olduğu için teknolojik konular, elektrik ve elektronikle ilgili alanlar, hava yolları, uçaklar, tüm bu sektörlerde biraz sıkıntıları ortaya çıkarabilen, yani kazaları da açık bir durum açıkçası. Buna dikkat edelim. Elektrikten gelebilecek zararlar, elektrik kısıtlamaları da olabilir ya da teknolojik araç gereçlerde ya da hava yollarıyla alakalı sorunlar, kısıtlamalar ya da belki kazalar, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Günlük hayatlarımızda da toplumsal alanlarda da dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin güneşi 5 derece akreptir, sabittir ve tabii ki bu Mars-Uranüs karesinin de tam ortasında yer alıyor. Dolayısıyla ülkemizin güneşi açısından riskli bir yerleşim. Dolunay zaten ülkemiz haritasının tam 4. evinde, 5. ev girişine yakın, hani halkı etkileyecek alanda meydana geliyor. Güvenliğimizle ilgili alanlarda meydana geliyor. Evet, güvenlik, askeri alanlarda beklenmedik riskler oluşturabilir. Gerçi şu dönemde birçok şeyi de bekliyoruz ama hani yine de çok temkinli olmakta fayda var. Güneş açı aldığı için özellikle liderlere dikkat etmek gerekiyor. Güvenliklerine, sağlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde Mars-Uranüs, şu anda Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, her türlü doğa olayı, deprem risklerini, tabiat olaylarını da çok fazla tetikleyebilir. Ve Mars ve Satürn'ün ülkemizin 8. evinde olması, güneşimize tam bir açı yapması, tam karşısında Uranüs'ün yerleşmesi, tabiat olayları, deprem ve benzeri risklerin de yine dolunay, özellikle dolunay günlerinde 3 gün öncesi, 3 gün sonrası daha fazla artar bu risk. Mümkün olduğunca tabii bireysel de güvenliklerimize dikkat etmeliyiz ve finans konuları. Yani 8. ev finans ve para, borçlanmalar, işte ekonomi piyasaları, bankalar, finans kuruluşları ve bizim özellikle dış borçlarla ilgili olan konularımız ülkemizin haritasında 8. evdir. Burada Satürn ve Mars var. Boğa burcundaki Uranüs, evet, finans ve para piyasalarında ani değişimlerin, spekülatif inişlerin, çıkışların olabileceğin işaretçisi. Yine finans piyasaları açısından, borsa hareketlerinde olsun, dövizde olsun, alternatif piyasalarda yine çok dengesiz durumların olabileceğinin de işaretçisi. Yani dünya üzerinde gerek petrol fiyatları olsun, gerek işte koronavirüs nedeniyle dünya üzerinde yaşanan bu ekonomik kriz olsun, tüm bunların tabii ki yansımaları söz konusu olabilir. Dışarıdan beklediğimiz yardımlar, işte bazı destekler ya da borçlar alacaklar, özellikle ülkeler arası ilişkilerde ya da tüm dünyaya yardım amacıyla yapılan yardım kuruluşlara ya da bu tarz yine ülkeler arası siyasi oluşumlarda konuların da ülkemiz adına biraz streste olabileceğini, baskılı olabileceğini ya da kısıtlamanın olabileceğini de söyleyebiliriz. Ve tabii ki Satürn ve Mars 8. evimiz, ülkemiz açısından 8. evden geçerken burası ölümlerle de alakalıdır. Ölümler, beklenmedik ölümler, kayıplar, ünlü insanların ölümleri, kayıpları, işte liderlerle ilgili biraz stresler oluşabilir. Yine dediğim gibi biraz doğa olayları ile ilgili olabilecek ani krizler. Tüm bunlar dolunayda yine tehlikeli olabilecek enerjiler olarak yer alıyor. Venüs'te Mars'ın, Venüs'te Satürn'ün olumlu açıları var. Bu bize bazı destekler gelebileceğini, bazı çözüm yolları bulabileceğimizi göstermekle beraber
yine de özellikle malefiklerin oluşturduğu sert açı kalıpları biraz daha güçlü görünüyor. Ve tabii ki Oğlak Burcu'ndaki Plüto-Jüpiter kavuşumu da büyük güç anlamına geliyor. Bu güç bazen baskı şeklinde, engel şeklinde karşımıza çıkabildiği gibi bazen de bu engellerin ya da değişen dünya düzeninin içerisinde bazı güçlü fırsatların, oluşumların da yaratılabileceğinin işaretçisi. Evet, önümüzdeki dönemde Dolunay'ı takip eden Nisan ayı içerisindeki dönemde özellikle 14 Nisan, 21 Nisan, 26 Nisan gökyüzünün biraz daha sertleştiği, sert açı kalıplarının üzerimizdeki baskısını arttırdığı günler, bireysel olarak, toplumsal olarak da bu günlerde daha fazla dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Evet, şimdi kişisel an olarak burcumuz ve yükselen burcumuza göre bu dolunay hayatlarımıza neler getirebilir? Kısaca bir değinelim. Evet, sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, terazi burcu dolunayı, ilişkileriniz, işbirlikleriniz, eşiniz veya partnerinizle ilgili konularda bazı dönüşümler ortaya çıkarabilir. Şu dönemde hayatlarımızın yeniden düzenlendiği ve birçok hani İslam dışı, dışsal baskılar hissettiğimiz şu dönemde bazılarınız iş hayatınız, işbirliklerinizle ilgili, bazılarınız evlilik ve özel ilişkilerinizle de ilgili verilmesi gereken kararları bu dolunayın enerjisiyle beraber verebilir ve yeni enerjileri hayatınıza sokabilirsiniz. Kariyer konuları, gelecekle ilgili endişeleriniz, kaygılarınız, belki oluşturduğunuz yeni planlar, projeler, yeni hedefler de bu dolunayla beraber artık şöyle bir olgunlaşıp hayata geçme enerjisi getirebilir. Herkes aynı oranda etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 18 derecede meydana geleceği için özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel haritanızda 18 derece ve yakınlarında önce burçlarınız varsa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ve sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olanlar, terazi dolunayı 6. evinizde meydana geliyor. Genel sağlığınız, günlük alışkanlıklarınız, diyetiniz, beslenmeniz, giyiminiz, kuşamınız, belki çalışma koşullarınız, tüm bu alanlarda bazı dönüşümler var, yenilikler var. Özellikle 24 Mart'ta meydana çıkan konular şimdi olgunlaşabilir, sonuç verebilir. Yanınızda çalışan bir kişi ayrılabilir. Belki yeni bir düzen kuracaksınız iş hayatınızla ilgili. Belki bir işe yeniden başlayacaksınız ya da şu ana kadar yaptığınız işleri ya da günlük hayatınızda alıştığınız düzeni değiştirip tamamen yeni bir aşamaya geçeceksiniz. Genel sağlığınıza dikkat edin. Dolunaylar biraz bizi bedensel, ruhsal, zihinsel zorlar, hastalıklar olabilir. Hayatınızda hissettiğiniz bazı kısıtlamalar ve baskılar nedeniyle psikolojik de olsa biraz zorlandığınız bir dönem. Çok fazla yalnızlaşabilirsiniz. Lütfen keyif aldığınız konularla uğraşarak en azından ruh halinizi daha güçlü tutmaya çalışın bu dönemde. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, terazi dolunayı 5. evinizde. Biraz daha keyif aldığınız konular aslında devrede. Eğlenebileceğiniz işler, güçler var. Hobilerinize zaman ayırmanız için bu dolunay size bazı önemli açılımlar getirebilir. Ya da daha önceden yaptığınız çalışmanın böyle güzel geri dönüşlerini alabilirsiniz ve takdir edilebilirsiniz, beğenilebilirsiniz. Sosyalleşebileceğiniz bir dolunay aslında. Ama ne kadar sosyalleşsek de şu anda hani toplumsal anlamda çok da fazla dışarıya çıkamıyoruz. Ama bu sosyalleşmek mutlaka birebir görüşme şeklinde olmak zorunda değil. İşte sosyal medya var, internet var. Hani bu tarzda tabii ki bilgi paylaşımı, sosyal etkinliklerde aktif bir şekilde yer alma gibi hani kendinize ifade edebileceğiniz ortamlar oluşabilir. Çocuklarınız, aşk hayatınız, romantik konular, belki bir hamilelik konusu bu dolunayla beraber gündem oluşturabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, terazi dolunayı 4. evinizde, ev konuları, yaşam alanınız, yuvanız, anneniz, babanız, ebeveynler. Evet, dolunay biraz hassasiyetler yaratıyor. Biraz sıkıntılar, baskılar var. Belki endişeleriniz, kaygılarınız var. Ailenizle ilgili sağlık sorunları da olabilir. Bu dolunay evde daha fazla zaman geçirebileceğiniz, belki evde kendinize yeni düzen kurabileceğiniz, belki evde çalışabileceğiniz işaret ediyor. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. 18 derece ve yakınlarında güneşiniz
yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz varsa o zaman daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Taşınma, yer değiştirme, ofis kapatma, iş yerinden ayrılma, belki daha köklü böyle şehir değişimleri ve benzeri konularda da bu dolunayın size güçlü etkileri olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, terazi dolunayı 3. evinizde. Evet, bu dolunay bazı fikirlerinizi, düşüncelerinizi değiştirecek. Evet, yeni şeyler öğrenmek istiyorsunuz, meraklısınız. Bol bol okuyacağınız bir döngü aslında. Ya da bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz ya da öğrendiğiniz ve eğitiminizi bitiriyorsunuz. İnternet üzerinde, sosyal medya üzerinde bazı oluşumlar yapabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre, komşularla ilişkileriniz çok gündemde. Belki onlarla ilgili bir konu özellikle dolunay haftasında sizi biraz daha meşgul edecek diyebiliriz. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, dolunay 2. evinizde. Para konularınız biraz yükseliyor yani gündeminizde. Evet, endişeler de var, kaygılar da var, para konularında borçlar var, belki daha fazla harcamalar oluşuyor. Biraz kısıtlamalar hissediyorsunuz kazançlar alanında ama yeni düzenlemeler yapmak için de belki bir şeyleri artık anlayıp fark edeceksiniz. İş konularında bir değişim, çalışma konularında değişimler, yeni iş olasılıkları, belki kazançlarınızı harcarken bütçenizde yapacağınız değişimler ya da size ait değerleri kullanmak için yapacağınız yeni adımlar, yatırımlar, belki alışverişler, tüm bunlar, evet, özellikle para konuları dolunayda sizin için öncelikli olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, dolunay sizin burcunuzda. Özellikle güneş dereceniz, yani doğum gününüz 5-14 Ekim arasıysa daha güçlü bir şekilde etkilenebilirsiniz. Ve yükselen burcunuz 18 derece yakınlarındaysa ya da kişisel doğum haritalarınızda 18 derece yakınlarında gezegeniniz varsa bireysel etkileri daha yoğun olabilir. Ruhsal, bedensel, zihinsel hassas olabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Bedeninize dikkat edin. Özellikle bel bölgesini iyi koruyun dolunay döneminde. İlişkilerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, yaşam düzeninizle ilgili bazı önemli kararlar almanız, dönüşümler yapmanız mümkün. Dolunayın enerjisiyle beraber. Çocuklarla ilgili, yakınlarınızla ilgili, evet, biraz sorumluluklar, zorluklar şu anda gündemde. Onların geleceğidir, eğitimidir. Biraz onlarla ilgili endişeleriniz var. Yakınlarınızla ilgili endişeleriniz var. Ama bu dolunay size kararsız kaldığınız konuların netleşmesi adına bazı çözüm yollarının hayatınıza gelmesi için yeni bir fikir olur, yeni bir bilgi olur. Hani buralarda önemli açılımlar da getirebilir tabii ki. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, dolunay 12. evinizde. Biraz genel olarak gizli konuların biraz ortaya çıkacağı, biraz belirsizliklerin netleşeceği bir dönem. Ama tabii iş hayatınızda, günlük düzeninizde, genel sağlığınızda ani değişimler de olabilir. Bu dolunay aslında biraz böyle kendi kabuğunuza çekilip bir şeyleri sorgulamanız için size fırsat yaratıyor. Sizin için gerekliliği kalmamış konular, hayatınızdan çıkarmanızı bekleyen konular olabilir bunlar. Bazen bir zararlı alışkanlık, bağımlılık, bazen artık bir iş ya da sizin için yanlış olan bir ilişki, bir alışkanlık. Tüm bunları bu dolunayda keşfedip hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bir arınma dönemi aslında, bir şifalanma dönemi sevgili akrepler. Evet, daha fazla evinize, yuvanıza, ailenize enerji harcayabilirsiniz. Belki de ev ortamında yeni bir düzenleme, yeni bir sistem oluşturma dönemindesiniz. Yani işle de bağlantılı olabilir bunlar. Sevgili yaylar, terazi dolunayı geleceğe dair yeni hedefler, yeni projeler belirlemenizi sağlayabilir. Bu yeni teklif de olabilir. Şu anda özellikle 11. ev tabii kalabalıklar, gruplar, ekip çalışmaları anlamına da gelmekle beraber her ne kadar fiziksel olarak çok fazla sosyalleşemeyebiliyoruz. Bunları daha çok teknolojik olarak hani yapabilirsiniz ya da teknolojiyi kullanarak yapacağınız bazı iş oluşumları, projeler bu dönemde devrede olabilir. Bazı alışkanlıklarınızı ya da özellikle arkadaşlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bazılarını tamamlama ya da bazı gruplardan çıkma kararları da bu dolunayda verebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, dolunay kariyer evinizde, toplum önündeki statünüz, imajınız aslında dikkat de çekiyorsunuz. Çok güçlendiğiniz, karizmanızın arttığı bir dönemdesiniz. Ve tabii ki sorumluluklarınız, görevleriniz, işiniz, gücünüz her neyse buralarda bazı dönüşümler yapmanız, önemli kararlar vermeniz de mümkün. Bu dolunayla beraber
aileyle ilgili, özellikle anne baba ve ebeveynlerinizle ilgili sorumluluklarınız da artabilir. Bunlar biraz maddi baskılar şeklinde de gündemde olabilir. Kariyer hayatınızda artık tamamlanması gereken, artık bir türlü ilerlemesi mümkün olmayan işleriniz varsa bunları da bir tamamlama aşamasına gelebilir. Yeni yollar, yeni kazanç yolları ya da para kazançlarınızla ilgili yeni bir düzen oluşturma, yeni bir sistem kurma arayışlarınızda bu dolunayla beraber hızlanabilir. Emeklilik gibi bir konu da olabilir tabii ki. Ve sevgili kovalar, dolunay aslında sizin için güzel bir burçta, terazide. Hayata daha keyifli, umutlu, neşeli bakabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu yeni eğitimler, akademik konularda yeni hedefler, hukuksal bazı işler olabilir. Uluslararası konular, yurt dışı ile ilgili konular var hayatınızda. Evet, şu dönemde belki biraz burcunuzdaki Satürn, Mars sizi zorluyor. Engeller çıkarıyor, işte ekstra sorumluluklar var. Daha disiplinli olmanız gerekiyor ya da yeni sistemler, yeni düzenlemeler oluşturacaksınız hayatınızda. Bu aşamada yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Hayata bakışınız değişebilir, anlam arayışınız değişebilir. İşte tüm bunlar yeni olasılıkları da hayatınıza getirecek. Çocuklar alanında şanslısınız. Aşk hayatınızda da Venüs sayesinde güzel destekler sizinle olacak sevgili kovalar. Ve sevgili balıklar, terazi dolunayı başaklar gibi para konularında sizi biraz daha fazla etkiliyor sevgili balıklar. Para konularında borçlanmaya dikkat edelim. Belki bir ödeme, bir fatura, bir vergi, sigorta sizi zorlayabilir. Bu bir anda hani bilmediğiniz ya da zorunlu olarak hani ertelediğiniz bir konunun baskısı da olabilir üzerinizde, ama unutmayın, bazı zorunluluklar, kısıtlamalar olsa da dolunay aslında elimizde olmayan nedenlerden ötürü yaşadığımız sıkıntıları çözüme kavuşturacak yeni imkanları, olasılıkları da gündeme getiriyor. Bütçenizi şöyle bir düzenleyebilirsiniz, harcama planlarınızı gözden geçirebilirsiniz, kazançlarınızı nasıl değerlendireceksiniz ya da beklediğiniz bazı gelirler varsa, bir kredi bekliyorsunuz örneğin ya da bir miras ödemesi bekliyorsunuz, nafaka bekliyorsunuz, bir burs haberi bekliyorsunuz. Bunlarla da ilgili tabii ki bu terazi dolunayı bir aydınlanma getirebilir, bir farkındalık getirebilir. Önemli alışverişlerden kaçınalım. Çok da gerekmedikçe aslında gereksiz harcamalar yapmayalım. Yatırımlar konusunda da risklerden uzak durmakta fayda var sevgili balıklar. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir ay dilerim. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.